Cumhur Haber Ajansı, Başkent Postası, soninternethaber.com, Medya24, Dost.tv, bizim Samsung TV, diyarbakırhaber.com, erzurumpolitik.com, medyasamsung.com, megasamsungtv.com, 07haber.com, Tempo TV, Gazete Günaydın, sonvakithaber.com, haber ajansı ve Yeni Türkiye TV, Son Saat Haberleri ve daha ismini burada sayamadığım Dost.tv gibi, 07 Haber gibi, 07 Antalya gibi, sadakathaber.com gibi arkadaşlar biz arkadan işaret ediyorlar, teknik ekip diyor ki abi daha burada 47 tane şirket var, hangilerini sayacaksın? Hepsine buradan selamlar olsun. Yeni konuk ve konuklarla beraber tekrardan karşınızdayız. Saadet Partisi Tem İlçe Başkanlığı'nın geçen haftadan itibaren hani gündeme bomba gibi düşürdüğü bir konu vardı. Bunu ele alalım istedik. İstedik ki sadece böyle haber sitelerinde kalmasın. İstedik ki bu konu nedir, ne değildir, vatandaşın biraz daha anlayacağı şekilde ifade edelim. Soruları muhataplarına soralım. Çünkü kendileri dikkati çekti. Misafirlerimiz Saadet Partisi Terme İlçe Başkanı Sayın Serdar Körpe ve yine Saadet Partisi Terme Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Uyan. Hani bir atasözü var, hepiniz bilirsiniz. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli. Biz de Terme'deki uyanık vatandaşlarımızın yanına geldik. Öncelikle merhaba. Bu samimi sohbet havası için davetimizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz sizi tanıyoruz. Samsun'da yerel seçimlerde, Terme ilçesinde seçimlerde, köylerde, mahallelerde zaten yakinen Saadet Partisi teşkilatı tanınıyor, biliniyor. Biz prosedüren de olsa kamuoyu tanıması için tekrardan soruyoruz. Misafirlerimizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle sözü Sayın Başkan'a veriyorum. Sayın Serdar Körpe. Sizi tanıyabilir miyiz Sayın Başkanım? Evet Murat Bey. Sayın Serdar Körpe kimdir? Serdar Körpe 25.03.1972 Terme doğumlu. 3 çocuk babasıdır. Allah başlasın. Terme İmam Hatip Lisesi mezunudur. Evet. Saadet Partisi ilçe başkanı olarak 2. kongre dönemimizi yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz ilçe başkanlığı olarak, Saadet Partisi ilçe başkanlığı olarak vatandaşımızın lehine ve aleyhine olacak bütün kanalları ilçe başkanlığımız, yönetimimiz olarak takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de imar revizyon konusuydu. Evet. İmar revizyon konusu gündemimize geldiği zaman, gündemimize düştüğü zaman konuyla ilgili bir komisyon kurduk ve komisyonun başkanlığına da konunun uzmanı olan harita kadastro mühendisi, inşaat mühendisi, yönetim kurulu üyemiz Gökhan Bey'i, Gökhan Uyan'ı kardeşimizi komisyon başkanlığına getirdik. Bu konuda vatandaşlarımızı, Terme halkını bilinçlendirmesi konusunda çalışmalar yapmasını istedik. Kendisi sağ olsun konunun uzmanı, konuyla ilgili bir hayli fazla bilgisi var. Ben sözü fazla uzatmadan, siz değerli izleyicilerimizin de değerli vakitlerini almadan konunun muhatabı Gökhan kardeşimize sözü bırakıyorum. Evet, Gökhan Bey, sizi de tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sizler de hoş geldiniz ilçemize. Teşekkür ederiz. İsmim Gökhan Uyanık, inşaat mühendisi ve harita kadastro mühendisiyim. İlçemizde mühendislik hizmetleri vermekteyim. Mesleğim icabı tabii ki imar süreçleriyle de yakından ilgileniyoruz. Bu süreçte herhangi bir değişiklik olduğunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem mesleki anlamda bir sorumluluğumuz hem Saadet Partisi olarak da görevimiz. Dolayısıyla biz de burada vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. İlçemizde bu seçim yok. Seçimler bitti. Uzun bir sürede seçim görünmüyor ama ona rağmen Saadet Partisi Terme İlçe Teşkilatı sahada. Uyarılarda bulunuyor, dikkatleri çekiyor ve çözümle alakalı vatandaşlara açık kapı politikası izliyor. Evet, söz size Gökhan Bey. Evet, ilçemizde 10 yıldır, 12 yıldır hemen hemen imar çalışmaları yapılmakta. Bunlarda sıklıkla değişiklikler olmakta. Zaman zaman ilçemizin menfaatine durumlar oluşmakta. Zaman zaman da arsa sahipleri ya da müteahhitler açısından sıkıntılı süreçler yaşanmakta. Şu anda son durumumuzda da yine bir revizyon imar değişikliğimiz var. Bunda da arsa sahiplerini mağdur edecek bir takım gelişmeler var. Bunlardan ötürü biz de haberdar etmek istedik. Nedir bunlar diye soracak olursanız. Şu anda bizim bir önceki revizyon imarda elde etmiş olduğumuz taksın yazılı olmadığı
arsalar vardı. Bu arsalarda %60'a kadar inşaat yapma hakkımız oluyordu tabanda. Bu da bizim 4 kat olmuş olsa örneğin 2.40 emsal anlamına geliyordu. Tabii bunlar biraz teknik terimler. Daha basitleştirirsek bunu nasıl anlatalım? Şu anda büyükşehir bunu 0.40'a düşürmek istiyor tabanda. Bu ne demek? Bu şu demek. 500 metrekare bir arsanız varsa kat başına bir daire kaybettiniz demek. 1000 metrekare. Evet, 1000 metrekare arsanız varsa, 1000 metrekare arsanız varsa katta 2 daire kaybettiniz demek. 4 katlı bir apartman yapacaksanız örneğin 8 daire kaybettiniz demek. 1000 metrekare bir arsanız varsa. Yaptığınız uyarıda son bir hafta kalan süre içerisinde değişiklik olursa kayıplar bu yönde, doğru mudur? Değişiklik oldu zaten. Değişiklik yani bunu büyükşehir kararı aldı. Terme Belediyesi'nde bu askıya çıktı. Askı süreci son başladı. Hafta. Evet. Askı süreci başladı. Üzerinden bir iki hafta kadar zaman geçti. Biz burada ulaşabildiğimiz herkesi bilgilendirmeye çalıştık bu konuda. Ancak yeterli bir kapsama ulaşmadığını görünce parti olarak karar aldık. Dedik ki bu şekilde olmayacak. Yani bir daha genel bir bilinç oluşturmamız lazım. Bunun için bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Hem daha geniş kitlelere ulaşalım. Hem diğer siyasi partileri olsun, diğer sivil toplum örgütlerini olsun. Bunları Terme adına hareket etme noktasında, Terme adına ses yükseltme noktasında harekete geçirmeye çalıştık. Davet ettik. Evet. Ne yapmalı vatandaş Gökhan Bey? Tabii teknik olarak açıkladığınız zaman hani bilen var, bilmeyen var. Biraz da anlaşılır vaziyette bize anlattınız. Vatandaş bunu duydu. Toprak noktasında kat anlamında zararı var. Vatandaş bu noktada ne yapabilir? Şimdi askı süreci devam ediyor. Bu cuma gününe kadar, yani 21 Eylül'e kadar asıl süreci devam ediyor. Son 3 gün kaldı, doğru mu? Evet. Bu süre zarfında vatandaşların bizzat Terme Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Varsa bir kayıpları arsalarında bunu değerlendirmeleri lazım ve itirazda bulunmaları lazım. İtirazda bulunmaları bunu kesin olarak değiştirileceği, düzeltileceği anlamına gelmiyor. Ancak bu komisyonda görüşülebilecek bir durum haline geliyor. İtiraz çok fazla sayıda olursa mesela tabii ki nedir fazla derken? Ölçüsünü bilemem. Yani orada burada ne olabilir? Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu işe bakan kişilerle Terme Belediyesi'nin yapacağı görüşmelere de bağlı bu. Yani Terme Belediyesi'nin elinin güçlü olması lazım ki tuttuğunu koparabilsin. Evet. Güçlü yapacak hamlelerden bir tanesi de itirazların yüksek oranda olmasıdır. Eğer genel olarak mağdur olan kişilerin itirazları etkileyici bir sayıya ulaşırsa burada Terme Belediyesi rahatlıkla bunu değerlendirebilir. Siyasi olarak da bir hamle yapılabilir bunda. Yapılamazsa hukuki olarak hak arama yolları tabii ki yine saklı vatandaşımızın. Evet, konuyla alakalı sizin bu konuda gerçekten uzman olduğunuzu biliyorum. Götürdüğünüz, mezun olduğunuz bölümler, diplomanız, Terme'de yaşıyor olmanız, Saadet Partisi Terme İlçe Teşkilatı'yla beraber bir gazeteci olarak takip ettiğim için biliyorum. Seçim öncesinde ve sonrasında vatandaşlar içli dışlı bir teşkilat olduklarını yakinen takip ediyorum. Dolayısıyla Terme'de şu an bir zarar söz konusu. Vatandaşların imarla alakalı bir kayıplar söz konusu. Diğer siyasi partilerde bununla alakalı bir canlılık görmedik. Zaten geçen hafta gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi de buydu. Birden Saadet Partisi çıktı ve böyle bir kaybımız var dedi. Orada dikkat çekici bir cümle de vardı. Yol yoldan insan bilmeyebilir, kimseyi ayıplayamayız, haber olmamış da olabilir. Neticede Terme bildiğimiz üzere kırsal bir ilçe. Vatandaşlarımız örnek veriyorum Şenbolluk'tan geldi. Ya da diyorum örnek veriyorum Bilic'den geldi, Kocaman'dan geldi. Bu vatandaşlarımız bilmeyebilir. Bununla alakalı sizlerden yardım talep edebilir. Kapımız açık demiştiniz. Bu konuda Sayın İlçe Başkanımız Serdar Köprü'ye vatandaşlarımıza hitaben. Ne demek istersiniz? Son 3 gün kaldı. Son 3 gün kaldı vatandaşlarımızdan. Bu son 3 günü iyi değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Saadet Partisi olarak gerek hukuki gerek fiziki olarak bu konuda bizden yardım istediği takdirde kendilerine yardım edeceğimizi beyan ediyoruz. Şu var, biz basın açıklaması yaptıktan sonra gelen telefonlar oldu. Bir basın açıklaması yaptınız, bir imar konusunda bir sorunlarınızın gündeme getirdiğinizi duyduk. Konuyla ilgili bilgilendirilmişsiniz gibi telefon aldık. O kardeşimize de şunu söyledim. İmar
imarla alakalı bizim bir basın açıklamamız oldu. Basın açıklamamızı dinleyin. Hatta beraberinde yerel gazetelere verdiğimiz, ulusal gazetelere verdiğimiz basın açıklamamız var. Bu basın açıklamamızı okuyun. Anlamadığınız bir yer olursa biz size yardımcı oluruz. Her türlü yardımları yaparız diye. Birinci telefondan sonra ikinci telefonu almadık. Yani şöyle olduğunu düşünüyoruz. Basın açıklamamızı dinledi, okudu, yeterli bilgiye sahip oldu ve ikinci defa tekrar bizi arayıp da bilgi alma şeyini ne yapabilirim diye sordu. Sorma gereği duymadı. Konu anlaşılmış oldu. Evet. Bu konuda vatandaş, tabii ki karar vatandaşı, siz duyuru yapmakla, basın açıklaması yapmak, dikkatleri çekmekle sorumlusunuz. Neticede seçimlerin önce de hatırlarsanız sahadaydık. Tüm siyasi partilere, yani mevcuttaki siyasi partilere objektif yaklaşarak mikrofonu herkese uzattık. Terme'deki problemlerden biri olan Acara Deresi'ne de gittik. Ama gördük orada Saadet Partisi'nden başka bir siyasi parti ziyaret etmemiş. Köylüler bunu kendileri ikrar etmişti. Belediye Başkanı adayımız o zaman Sayın Ahmet Güneçoğlu beyefendi, biz seçimden sonra da sizi takip edeceğiz. Kazansak da kazanmasak da kapımız açık demişti. Bugün görüyoruz köprü bu üzerinde. Asıl açıklaması yaptığınız, köylülerle beraber istişare yaptığınız, hatta ben de oradaydım. Üzerinde çay içtiğimiz köprü artık yok. Sel götürdü. Orada insanlar da maddi zararla da bunları eklersek ciddi manada kayıplar var. Saadet Partisi seçim öncesi ve sonrasında sahada biz gazeteci olarak diğer siyasi partilere bakıyoruz. Bununla alakalı vatandaş uyardıkları için bir gazeteci olarak duyarlılıkları için ben teşekkür ediyorum. Kendilerine buradan basın mensupları vasıtasıyla başta termelere ve sizin yaptığınız çağrı üzerine söylüyorum. Termede yaşayanlara, termeli olanlara, sonradan geri termeye yerleşenlere, termede doğan, buralı olan, buraya iş vasıtasıyla gelmiş yerleşmiş olan hemen hemen herkese aynı çağrıyı yapmışsınız. Terme bizim. Termeye sahip çıkalım demiştiniz. Yine sözü size bırakıyorum. Vatandaşlarımıza, tabii Gülkan Bey'le bırakacağım sizden sonra. Vatandaşlarımıza son bir uyarı olarak ne söylemek istersiniz? Evet, biraz önce belirttiğimiz gibi son günün 21 Eylül olduğunu vatandaşlarımıza bir kez daha bunu söylüyoruz. Bugüne kadar imarla alakalı belediyeye gidip kendilerinin imar adalarındaki, paftalarındaki, işte arsalarındaki olumlu olumsuz şeylerinin detaylarını, incelemelerini, varsa kayıpları işte müracaat etmelerini, bu yönde 21 Eylül'ün son günü olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Evet. Gülkan Bey, siz ne söylemek istersiniz? Yani başkanımın söyleyeceklerine ekleyecek çok fazla bir şey yok zaten. Süreç zaten belli. Cuma günü sonlanıyor. Vatandaşlarımızın, tabii burada olmayanlar var, gurbette yaşayanlar var, belki hiç haberdar olmamış olanlar var. Bu süreçlerin bu şekilde yönetilmesi vatandaşlarımıza gerçekten zarar veriyor, hemşehrilerimize. Keşke daha açık, daha katılımcı şekilde yapılabilse bu süreçler. Biz olabildiğince bütün imkanlarımızı kullanarak herkese ulaşmaya çalıştık. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın dernekleriyle de görüştük. Orada örgütlü olan yapılarla da. Onlara da ulaşmaya çalıştık. Bize ulaşanlar oldu. Onların gerek teknik anlamda arsalarını inceledik. Var mı kayıpları? Var olanlarla ilgili dilekçe çalışmalarını yaptık. İtiraz dilekçelerini hazırlattık. Yine aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Terme hepimizin. Terme bizim. O sebeple memleketimizi seviyoruz. İnsanlarımıza yardımcı olmak için gece gündüz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Evet, biz teşekkür ederiz. Daha iyi bir yaşam senin hakkın diyor Saadet Partililer. Bizi termellere de söylüyoruz sizler vasıtasıyla. Daha iyi bir yaşam termellerin de hakkı. Kesinlikle. Bu vesileyle imar revizyon planı ile alakalı uyarılarını daha detaylı bir şekilde kamuoyuna aydınlatmak için bizlerle paylaşan Saadet Partisi Terme İlçe Başkanı Sayın Serdar Körpe ve konuyla alakalı gerçekten bilgi sahibi olan, bence Terme'deki neredeyse tek kişi, ben öyle değerlendiriyorum beyefendi, Sayın Gökhan Uyanık, Saadet Partisi Terme İlçe Yönetim Kurulu üyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kamuoyunu bilinçlendirmek adına yaptığımız bu röportajdan dolayı misafirperverlikleri için Saadet Partisi Terme İlçe Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz.